Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber DxOMark'ın kış sezonu için seçtiği telefonların listesine bakacağız. DxOMark her sene böyle özellikle sezonlara girişte bu sezonda anılarınızı daha güzel yaşamanız için, bunları saklayabilmeniz için en iyi telefonları listeliyor. Ben de bunları derledim ve sizlerin karşısına geldim. Bakalım bu sene anılarınızı biriktirmek, en iyi fotoğrafları çekmek için hangi telefonları kullanmamız gerekiyormuş? O zaman ilk telefonumuzla başlıyorum. Listenin ilk sırasında tabii ki iPhone 15 Pro Max var. Şaşırmadığınızı eminim. Ama güçlü bir performans sunmasından ötürü başka bir telefon söyleyemezdik. Tabii ki yine iyi telefonlarımız var ama iPhone 15 Pro Max hazır Black Friday'de yaklaşırken eğer indirimini yakalarsanız almanız gereken, eğer telefonunuzda yenilemeyi düşünüyorsanız ilk düşünmeniz gereken telefonlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Kamera tarafında 48 megapiksellik 3 tane kameramız bulunuyor arkadaşlar ve buradaki değişen diyafram, aynı zamanda portre modları ve gerçekten hiçbir telefonda bu kadar iyisini görmedim. Video tarafında o sinematik modu, aynı zamanda geçişleri mükemmel bir şekilde bizlere aktaran bir telefon. Aynı zamanda zorlu aydınlatma koşullarında, yani böyle karanlık ortamlarda ışığı çok güzel bir şekilde bizlere verdiğini söyleyebilirim. Cilt tonunuzu en doğru gösteren sektördeki telefon olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda şöyle güzel bir özellik de var. RAW moduyla artık fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Yani bunu profesyonel düzeyde iş yaptığınızı düşünürsek bu RAW modda fotoğraflarınızı çok iyi bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Siz renk katıyorsunuz. Aynı zamanda YouTube işleriyle uğraşıyorsunuz. Artık profesyonel ne varsa iPhone 15 Pro Max sizin için en iyi telefon olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda anılarınızı biriktirmek ya da Instagram'ınızı çok iyi kullanmak istiyorsunuz. Aynı zamanda Instagram Apple'a ayrı bir algoritma tuttuğu için çok daha iyi bir fotoğraf kalitesi, story olsun, post olsun görünüyor. Artık bunları hepimiz aşinayız. O yüzden ilk telefonumuz iPhone 15 Pro Max'ti arkadaşlar. Ön tarafta 4K çekimli yapabiliyor. Arka tarafta da 4K çekimleri görebiliyoruz. Zaten detaylarına inmek isterseniz kendiniz araştırabilirsiniz. Ben sadece burada bu sene almanız gereken ya da en iyisini istiyorsanız hangisi ise ondan bahsediyorum ve ikinci bir telefonuma geçiyorum. İkinci telefonum Huawei P60 Pro arkadaşlar. Dünyanın en iyi kameralı telefonu olarak seçilmişti. DxOMark testlerinde 146 puan almıştı diye hatırlıyorum bir zamanlar. Şimdi bu telefonun bence en önemli özelliği fotoğraf arkadaşlar. Birincisi, diyaframınızı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Çok iyi. 200 megapiksellikte bir kamera çözünürlüğü de var. Bunu da belirtmiş olayım. Aynı zamanda videolarda ön tarafta 4K çekimler yine yapabiliyorsunuz. Ama ben bu telefonda en beğendiğim taraf tabii ki fotoğraf performansı. Çok çok iyi işler çıkartıyor. Gece çekimlerinde düşük ışıkta, evet, Apple'dan bence bir tık daha önde olduğunu kendimce düşünüyorum. Aynı zamanda iç mekan fotoğraflarında, yani eğer siz ürün çekimi bile yapıyorsanız bu telefonla renkleriyle çok iyi işler çıkartabilirsiniz. O yüzden DxOMark da bu ikinci sıraya aslında Huawei P60 Pro'yu koymuş. Dünyanın en iyi kameralı telefonuydu Apple piyasaya sürülene kadar, ki bence yarışır da gayet güzel. Düşük ışık performansı çok iyi. Ön ve arka tarafta 4K çekimler yapabiliyor. Aynı zamanda fotoğrafın renklerini bizlere çok güzel bir şekilde aktarıyor dedikten sonra bir başka telefonuma geçmek istiyorum. Diğer seçimim Google Pixel 8 Pro arkadaşlar. Şu an ülkemizde satış yok ama yurt dışından getirilip ekstradan satışı oluyor. Bu yüzden listeye ekledim. Yoksa bundan pek fazla bahsetmek istemiyordum ama Google'ın kendi geliştirmiş olduğu o ekosistemle beraber işletim sistemini de içine katarsak mükemmel işler çıkartıyor. Özellikle yine Huawei'de olduğu gibi diyafram ayarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Cihazın 3 tane kamerası bulunuyor. Bunlar 50, 48 ve 48 olarak ayrılıyordu diye hatırlıyorum. Ön taraftaysa 10.5 megapiksellik bir çözünürlük bizleri sağlıyor selfie tarafında dedikten sonra. Google Pixel 8 Pro'yu öne çıkartan özelliği aslında birazcık da yapay zekası arkadaşlar. Fotoğrafınızı çektiniz diyelim. Siz o fotoğraftaki nesneyi farklı bir yere götürebiliyorsunuz. Arkadaki kişiyi bulanıklaştırabiliyorsunuz. Ve en önemli özelliği ve en dikkat çeken özelliği, video tarafına seslerde oynama yapabiliyorsunuz. Arkadaki gürültüyü azaltabiliyorsunuz. Öndekinin sesini yükseltebiliyorsunuz gibi birçok farklı kendi düzenleyicisi bulunuyor. Bence Google Pixel 8 Pro'yu öne çıkartan özellik olduğu için ve aynı zamanda diğer telefonlardan bir farklılık yarattığı için DxOMark'ta bunu listesine eklediğini düşünüyorum. Güzel bir telefon eğer bulursanız tercih edebilirsiniz arkadaşlar dedikten sonra bir başka telefonuma geçiyorum. Diğer telefonum Samsung S23 Ultra. Zaten gündeme bomba gibi oturmuştu. 24'ü de heyecanla bekliyoruz. S23 Ultra'nın en önemli özelliklerinden biri 8K çözünürlükte video çekebiliyor olmamız. 8K çözünürlük artık, yani
kısa film çekebilirsiniz, film çekebilirsiniz denilebilecek seviyeye gelmiş ki aynı zamanda çekilmişti. Bize zaten lansman tarafında da göstermişlerdi. Ana kamerasında da 200 megapiksellik bir çözünürlük görüyoruz. S23 Ultra'da benim Samsung'larda en sevdiğim özellik renkler. Yani mükemmel canlı bir renk sunuyor. Zaten bunun etkisi hem yapay zeka olsun, aynı zamanda cihazın kendi ekran teknolojisi olsun. Etkiliyor mu? Etkiliyor ama mükemmel işler çıkartıyor bu her bileşen birleştiğinde. Instagram'a attığınızda falan da herhangi bir böyle bozulmalar yaşamıyorsunuz diyebilirim. S23 Ultra'yı seçmelerinin sebebi de aynı zamanda video tarafında zaten bahsetmiştim. Sinematik bir geçiş oluyor ve OIS tarafında da inanılmaz iyileştirmeler var. S23 Ultra'yı ben çok beğenerek incelemiştim, bakmıştım. Eğer bir telefon alma ya da değiştirme gibi bir tercihiniz varsa ve ben Android istiyorum diyorsanız bence ilk tercihiniz S23 Ultra olabilir. Anılarınızı biriktirebileceğiniz mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz dedikten sonra bir başka telefonuma geçmek istiyorum. Diğer telefonum da Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi 13 Ultra da bu yıl içerisinde piyasaya sürülen telefonlardan biriydi. Tüm telefonları listeleyeceğim de Xiaomi bir tık daha aşağıda tutabilirim ama tercihler arasında zaten en iyilerini listeliyoruz. Xiaomi 13 Ultra da bizlere güzel özellikler sunuyor. Rakiplerine göre daha uygun bir fiyat etiketi olduğundan dolayı tercih edebileceğiniz bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Video tarafında yine 8K çözünürlükte videolar çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda 50 megapiksellikte arka kamera çözünürlüğü yer alıyor bu telefonla beraber. Xiaomi 13 Ultra gece çekimlerinde çok iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Aynı zamanda yine değişen bir diyafram özelliği de bu telefonda bulunuyor dedikten sonra videomu sonlandırmak istiyorum. Sizler için 5 adet telefon listeledim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidecektir. Yeni yılınızda eğer kışın böyle karda, dağda, bayırda arkadaşlarınızla evin içerisinde bir yemek sofrasında güzel anılar biriktirmek ve fotoğraf çekmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi kameralı telefonları sizler için listelemiş bulundum. Eğer sizin de eklemek isteğiniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.